Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. 1, 2, 3, 4 başlıyoruz. Bugün mutfak Rumeli eklemiyor. Kanki, kanki. Hadi salçamız olsun. Kanki, vardır vardır. Ay. Yeniden bir yar sevdim. Ramo sevgilim, Ramo Ramo sevgilim. Oo. Biz ayırıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Ne dedik? Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Bugün mutfak Rumeli Ekrem'i. Rumeli Ekrem'i bugün misafir ediyoruz. Harika bir makarna yapacak bize. Ama öyle böyle değil, hani makarnanın ötesi diyelim. Suyun ötesi, makarnanın ötesi. Sevgili Ekrem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? Çok şükür, valla bir aramadık. Heyecan var mı? Ya ben kamerayı zaten gördüğüm zaman, yani küçücük bir kamera da olsa ben de o heyecan bitmedi. Bitmiyor. Heyecan olmazsa zaten bu işin tadı tuzu çıkmaz. Onur Market'in katkılarıyla anlatılmaz lezzetlerde birbirinden güzel yemekler yapıyoruz. İlan etmiştik. Kendinize güveniyor iseniz buyurun mutfak sizin, gelin birlikte yemekler yapalım dedik. İşte ilk konuğumuz Rumeli Ekrem. Ben güvendim, geldim. Güvendi. Ama ben kefilim. Neden? Ben daha önce Ekrem'in bugün yapacağım makarinayı, o sulu, soğanlı, kıymalı, harika soslu sulu makarnayı daha önce tattım. Çok güzel. Hatta dedim ki ne yapalım abi dedi. Vallahi dedim makarna yap. Şimdi sen bize neler yapacaksın? Ben şimdi mantı makarnalı, kıymalı, bol soslu, acı biberli, sevenlere göre normal tatlı biber de oluyor. Onları anlatacağız doğrayınca. Sulu makarna diyelim. Sulu makarna. Evet, sulu makarna. Şimdi burada anladığım kadarıyla önemli olan, eyvallah, teferruat çok önemli ama asıl İşin rengini veren sos galiba. Kesinlikle. Sen şimdi şu sostan da bahset bize. Şimdi ben normalde şu boyutta 2 tane veya 3 tane domatesi kabuklarını doğrayarak, öldürerek harmanlıyoruz sosun içinde. Ama ben geçen yazdan hazırladım. Hanım yolladı, hem çok selam söyledi. Ondan sonra ederiz. Hazırladık bunu. Bunu karma yapacağız. Tamam, çok güzel. O zaman onun yerini alalım. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Soğanla mı başlıyoruz? Ben şimdi soğanla, bismillah. Hadi bismillah başlıyoruz bak. Kimse idare edecek abi. Ama yalnız bende niye doğuruyor soğanı? Bak açık söylüyorum. Şimdi kadın, ben bunu 1,5 doğradım. Tamam. Yeterli olabiliyor. Tamam. Yetmezse ekleriz. Evet. Sen istiyorsan arabayı bir ateşle tamam. Bakayım. Tamam. Hadi bakalım. Gel çocuk. Tamam. 2 yemek kaşığı kadar ilk önce tereyağı atıyoruz Canbaz abi. Tamam. Şunu göstereyim böyle, 2 yemek kaşığı bravo, kadar. Bravo, işi kopardın. Ondan sonra bunu attık. Tamam. Bir. Bu tereyağın yanmaması için biraz sıvı yağ. Tamam, hemen. Az bir şey. Zeytinyağı da olabilir, sıvı yağ, az bir şey. Kavururken tereyağın yanmaması açısından. Tamam, o da süper. Ben sana yardımcı olayım kadar. Beşlemal de çok güzel, bak. Maşallah. Tam eski süren. Annem eski aklına geldi vallahi. Eskiler öyleymiş kardeşim. Eskiler bir başka. Şimdi o kadar otantik güzel hava yapmışsın ki gerçekten eski, bu 80'li yıllara gittin çocukluğunda. Bizde şimdi kuzine derler ya, şporet vardı bizde. Abi çok bereketli bir şeydi. Yani rahmetli babaannem orada mesela ekmek kızartması orada, fasulyeyi orada yapardık, yemekleri orada yapardık. Evi i̇şte orada ısıtırdın. Tabii. O zaman doğalgaz falan yok. Ya. Banyo için sular falan orada ısıtılır. Ondan sonra ne bileyim, yemek için orada mısır alınır. Güzel bir kazanlarımız vardı, içini doldururduk, mısırları orada kaynatırdık. Şimdi tereyağımızı erittik. Biraz yağ ekledik. Yağımızı ekledikten sonra bunu yakmayacağız ama, değil mi? Yok. Yakmamaya gayret göstereceğiz. Onun için ben ne yapacağım Eko? Kıskadan biraz. Şunun altını böyle kısacağım kardeşim. Ben şuradan şunu alıyorum. Soğanlarımızı. Aynen cümbür. Gönderiyoruz. Abi. Çok güzel. Aslında geçen hanıma dedim ki, ya dedim şimdi Rumeli anlatıyoruz da, televizyon programlarına katılıyorum. Ya en azından bir anlat dedim, sıralamayı yap da şu ıspanaklı börek nasıl oluyor dedim, onu ezberleyeyim. Yapmasam da desinler ki, vay be biliyormuş. Biliyor. Şimdi onu öğrenmeye başladım abi. Hadi bakalım inşallah ıspanaklı. Şimdi tereyağı böyle soğanı öldürene kadar kavuruyoruz abi. Çok güzel.
soğan. Soğan deyince aklına neresi geliyor? Ghost River geliyor. Ghost River mi? Ghost River, ya Ghost River'in kızları geliyor. Soğanı kavurmaya başladı. Ghost River da vardır vardır. Aman vardır. Canım vardır. Şu Ghost River kızları hepsi yollarda. Ben yandım ağlarım. Selam olsun Ghost River'a. Selam olsun Ghost River'a. Ağlarım ben, sızlarım ben, içerime yan eder buz gibi rakı, şen kızlarla oynarım ben. Maşallah. Şimdi soğanlar yeterince kavruldu mu? Biraz daha abi. Biraz daha. Rengi biraz daha böyle bir sarımtırak olması lazım. Soğanlar hazır. Soğanlar hazır. 2 yemek kaşığı, tatlı kaşığı kadar şey koyuyoruz abi. Yemek kaşığı kadar pardon, salça koyuyoruz. Salça koyuyoruz. Salçamız hem domates salçamız olacak hem biber salçamız olacak. Evet. Böyle. Aynen. Bunu da böyle attık. Tamam. Bunu da kavuruyoruz soğanla birlikte. Tamam. Çok güzel. Kadan ben bunu karıştırırken sana zahmet biberleri bana doğrarsan tamam. ince. İki tane yeşil biber mi doğruyorsun? Yeşil biber. Bu da acı. Yani dileyen acı. Ben biraz bu şeyde acıyı seviyorum. Tamam. Bir tane de karışık acı olsun. Tamam. Onları ben ince doğrarsan bana. Güzel incecik doğruyorum kardeşim. Sen şimdi biberleri alabilirsin. Abi. Ben şimdi sana şundan fazla koymayalım Eko. Tamam abi. Böyle çünkü çok acı bir biber bu. Bunu kavururken bir de 150-200 gram da kıyma koyacağız. Tamam hadi yavaş yavaş kıymayı da atalım. Şunu da şöyle devirdik. Tamam. Sana veririm kadar ben bunu. Yalnız ben şimdi Rumen Ekrem deyince, şimdi biz Ekrem'le beraber Suyun Ötesi adında bir program yaptık. Çok güzel konuklar aldık, çok güzel türküler söyledik, çok güzel muhabbetler yaptık. Efendime söyleyeyim. Ben şimdi o günleri anımsadığım zaman ya da Rumeli televizyonlarına ya da XYZ kanallarına Ekrem gittiğinde hemen yazıyorum. Ya da berabersek ya diyorum söyle şunu diyorum ya. Bayılıyorum o şarkıya ya. Bayılıyorum. Hangisi abi? Yak motoru be ya. Yak motoru zıngır zıngır da. Yak motoru zıngır zıngır da. Yakıver motoru da yak gel motoru da yak gel. Çabuk gel, dağları aş gel, dağları aş gel. Yakıver motoru da yak gel, motoru da yak gel. Çabuk gel, dağları aş gel. Onur Market'te dükkan sizin. Tüm Balkanlara selamlar olsun. Eyvallah, selam abi, olsun. Abi bunu da kavuruyoruz. Tamam. O sosu sana verirsen. Sana tamam. Zahmet. Göz kararı, bunun yarısını dökeceğim. Çünkü salçayı da biraz ilave ettik ya. Tamam böyle sen şey yapma. Sen ver. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene. Sana yandım gül daniyem. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene. Sana yandım gül daniyem. Valla bana kalsa hep gelsin konuklar yapsın yemeği. Ekin ektim çok olsun. Eski yarım yok olsun. Yeniden bir yar sevdim. Onun ömrü çok olsun. Sana yandım gül daniyem. Yeniden bir yar sevdim, onun ömrü çok olsun. Sana yandım gül daniyem. Kakan Gican Baz. Kadam, biberleri koyduk, kıymamızı koyduk. Tamam. Onu da kavuruyoruz. Şimdi makarnamızı alıyoruz.
Tamam. Özellikle mantı makarna olmasına dikkat etsinler sevgili seyirciler. Çünkü kıymalar, soslar bunun arasına i̇çine giriyor. Girmesi içine lazım. Girmesi için. Tamam. Şimdi bismillah bunu da böyle koydum. Oh. Sonra tuzumuzu ilave edeceğiz. Tamam. Ben şimdi yediriyorum böyle sosu. Kadam sen tuz burada değil mi kardeşim? Sen ne yani kadar kararın olduğu için nasıl? Üstten baz diyoruz. Göz kararı yeterli. Karabiber atabiliriz, o da olabilir. O bir keskinlik verir karabiber. Tamam. Yeterli. Şimdi sana su mu lazım? Su kadam, kettle'da veyahut da tamam. Ocakta su kaynatıyoruz. Şimdi kettle'da ben su hazırlamıştım. Ben onu gideyim, ben gideyim bir kettle'dan suyu alayım. Tamam abi. Hazırladık. Hemen şimdi buradan kettle'dan bak fıkır 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 suyum var Hakan abi. Şurada şöyle. Suyu da getirdim. Evet sıcak suyumuz hazır. 1,5-2 litre kadar su koyuyoruz. Tamam artık tencereye... Bir paket makarnaya. Tencereye göre ayarlıyorsun. Evet. Camaz abi. Şimdi son artık su kaldı. Tamam. Kettle'dan suyumuzu aldık. Gördün mü? Nasıl evet. Karıştırdık? Bütün hani mantı makarna dediğimiz bu işte. Hepsi içine doldu. Işte, tabii. Çok güzel. Yani tadı burada zaten. Süper. Aroması içine birikiyor. Böyle ağza attın mı bütün tadı orada. Yani şimdi karıştırdık. Biz hani o elle açılan mantının biraz daha kolay halini yaptık. İçine evet. Makarnanı doldurmuş olduk. Bunun biraz tabii soslu olduğu için tadı farklı. Tamam. Bu arada ben suyu katmak zorundayım. Hadi bakalım. Hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oh. Abi güzel bu oldu. Göz kararı olabilir. Bu zaten çekecek bu su. Şimdi ateşi biraz daha harlayacağız. Tamam. Şimdi aç bakalım altını. Kaşığımızı böyle aldık. Tamam. Aç altını. Altını biraz daha açıyoruz. Kapağı nerede abi bunun? Kapağı de orada. Tamam. Kapağı da burada. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ne diyoruz? Buharı işlesin. Tamam ne diyoruz? Bereket versin diyoruz. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Herkese bas. Adam hazırız. Hazırız. Kapatıyoruz abi ateşimizi. Hadi bakalım kapatalım. Kapağımızı açtık. Suları süzdürelim böyle. Yalnız fena oldu ha. Gördüğün gibi bak, bütün malzeme için işledi görüyorsun. Bunun yanında ne gider Eko? Lahana. Lahana gider. Lahana turşusu deyince aklına kim geliyor? Kim? İrfan geliyor. Ooo karıştırma onu. Karıştırma. Apo'ya selamlar. Bir gün bir kilo lahana turşusu alacağım ama tek bir şartım var. Bir kilo turşunun tamamını İrfan abi yiyecek. Yalnız Apo yanımda oturacak, onu seyredecek. Evet, ha? Bir fenalık gelsin. Bir fenalık olsun. Tamam, Neslişah'ın tabağından şöyle alalım. Olayımız tamam. Şöyle doldur, tadalım dolduralım bakalım. Bir doldur bakalım kardeşim. Oh! Vallahi süper gözüküyor. Suyundan istersen kepçeyle de alabilirsin. Evet. Bak hemen orada kepçe var. Şimdi zaten bu alıyor, sıkıntı yok. Tamam. Oh! Şöyle doldurduk. Tamam. Ver bakalım şimdi oradan. Bir kaşık ver bakalım agacına. Abi çok güzel oldu ya. Efendim büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Onur Market'e sonsuz teşekkürler desteklerinden ötürü. Dükkan sizin, mutfak sizin. Bizler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu bölümle alakalı hediyelerimizi kazanmak istiyor iseniz ne yapmanız lazım? Önce abone olmanız lazım. Sonrasında açıklama bölümünde adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Bunu her bölüme anlatmaya çalışıyorum ama telefon numaramızı yazmıyoruz. Kötü niyetli insanlar var. Lütfen telefon numarası yazılmasın. Bu çok önemli. Ama dostlarım, arkadaşlarım size mesaj yoluyla ulaşacaklar. Endişeye mal yok. Kazananları da hem YouTube sayfamızdan hem de Erol Canbaz Instagram sayfamızdan ilan edeceğiz dostlar arkadaşlar. Eko, son bir şarkıyla Ali ve Derçi diyelim. Sen o şarkıyı söylerken ben bunu biraz daha soğutacağım. Ondan sonra lüp lüp götüreceğim ama makarna harika oldu. Dükkan sizin dedik. Mutfak sizin dedik. Vallahi ben her zaman konuk almak isterim. Ben bugün hiçbir şey yapmadım. Sadece tadacağım. Hakiverçin olsaydım, pencerene konsaydım. Pencerenin çok yüksekte, yar dizine konsaydım. Ben vallahi beğenim, sıcak sıcak götüreceğim. Ay Ramo, Ramo Ramo sevgilim. Ramo Ramo sevgilim. Biz ayırıyorlar. Ay Ramo, Ramo Ramo Duje Moy. Ramo Ramo sevgilim. Biz ayırıyorlar.
Eline koluna sağlık. Selamlar olsun. Ayaklarına sağlık. Sen de sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. Bir sonraki yemekte buluşalım. Anlatılmaz lezzetler. Kanki Canbaz. Bir sonraki yemekte ne yapacağımız belli olmaz.